Merhaba sevgili YouTube ailemiz. Herkese selam. Acaba biz karavana mı geçtik? Keşke ama bu seferlik değil. İnşallah da nasip olur yakın gelecekte. Bugün biz hangi karavanı tanıtacağız? Bugün Adria Action 391 arkamızda PD modelini tanıtacağız. Kamp yaparken karavana da denk geldik. Evet, tatlı bir aileyle tanıştık. Sağ olsunlar, bize müsaade ettiler karavanlarını tanıtmamıza. Hadi o zaman zamanımızı kaybetmeden içeriye doğru tanıtımı incelemesini geçelim yapmaya. Evet. İşte bu bizim hayalimiz. Evet, inşallah. Bir gün bizim de karavanımız olacak. Karavanla i̇nşallah. Yola çıkacağız. İnşallah. Şimdi sen geçmeden burası bildiğiniz çöp kovası burada. Evet. Buradan küçücük kullanabiliyorsunuz. Kapıda zaten çekme sineklikler bulunuyor burada yandan. Dilediğiniz zaman evet yazın böyle rahat kapattınız. İş bitti. Sinekler gelmiyor. İçeride rahatsız dinlenebilirsiniz. Kombiniz. Kombi, turma kombi. Evet, ısıtma burada. Burası İçerisi, dolap şurası herhalde. Şurası dolap. Şurayı evet. Açabilirsiniz. Şuradan. Evet. Ben fazla bir şey almadık. Böyle yazdan nasıl? Kalma eşyalarımız. Eşyalarınızı da muhafaza edebilirsiniz. Aşağısı herhalde ayakkabılık. Ve işte başka eşyalarınızı orada muhafaza edebilirsiniz. Orada. Evet. Şöyle. Yanlar, dolaplar bu şekilde. Orası oturma grubu. Masa dönüyor istediğiniz yönde. Rahat böyle. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Aşağıda yatıyor değil mi yatak olması yok, için? Yatak yok mu? Evet, tamam. Yatak olmuyor. Ama masa bütün aşılara dönebiliyor. Tabii. Ayarlanabilir. Şurası dolap. Burası dolaplarımız bizim. Kuş diyor. Evet. Şöyle. Burada dolaplar. Bir de orada dolaplar. Burada muhafaza edebilirsiniz. Çok üstte. Çok şey bir karavan böyle kompakt. Yani bundan evvel karavan camları tabii vardı. Daha büyüktü bunda. Evet. Daha büyüktü ama ona koyduğum eşyalar buna rahatlıkla sığıyor. Burası şurada güzel. Perdelerimiz. Şöyle. Güzel. Çanta almaktansa küçük kuşlar almayı tercih ediyorum. En iyisi. Şuralar dolaplarımız. Şöyle evet. Bir şeyi de göstereyim size. Şunu çıkartabilir misiniz? Tabii, tabii. Olduğu gibi üstünde tabaklar var. Şimdi madem moto karavan alacaksınız. Evet. Eşim benim sese karşı çok duyarlıdır moto karavanda. Arkada bir yerde bir ses geliyor. Bir bakar mısın? Onun için ben de şöyle tabaklıklar diktim. Aa, çok iyi. Evet evet. Çok ona iyi. Sesi önledim. Çok aynen. Güzel. Hem kırılmaz hem de sesi en azından önlemiş olur. Çok mantıklı. İşte pencereler aşağıda. Evet. Bakliyatlar falan. Bakliyat var. Orada da çekmeceler. Çekmeceler var. İşte öğlenin yemeğini de çıkarttık. Tabii. Burası da gaz. Burada kapatıp masa gibi kullanabiliyorsunuz. Evet, ben şimdi bulaşık yıkarken kahveyi biraz sonra yapıyorum. Çünkü neden? Burada yıkıyorum, buraya koyuyorum. Burada süzülüyor. Hemen evet. Kurulup yerine koyuyorum. Sırayla artık. Aynı o şekilde. Şuralar dolaplar. Evet. Kapatalım. Dikkatlice. Şurası arka taraf yatak. Buzdolabı evet. Herhalde. Evet, o da buzdolabı. Televizyon böyle dönüyor. Dönüyor zaten onlarda. Yapışıyor arka tarafa. Baya bir ferah içerisi aydınlık böyle. Üstünde evet. Şey olduğundan dolayı sunroof tarzı. Bunlar zaten açılıyor da havalandırma. Şurayı da alsam daha da aydınlık olurdu. He, burası da perde. Evet. Şu banyo tuvaleti. Burası. Tedford'un kasetli tuvaleti. Altta da şeyleri evet. Koyuyorum. Çok iyi ferah. Aynası var böyle güzel. Burada havalandırma camı var. Zaten yazın çok sıcak olmaz diye tahmin ediyorum. Bu kadar camlar olunca açtığınızda hepsini. Güzel. Yatak da gayet aynen kullanışlı aslında. Çift kişilik çok rahat burada. Hepiniz sığarsınız. Hatta burada dede, büyükanne ve torun 3 kişi gelmişler. Dinleniyorlar bu karavanda. Gayet de sığmışlar. Sıkıntı yok. Yanlarda da böyle değerlendirmişler bu köşeleri. Eşya muhafaza etme yerleri var. Aydınlatması var iki taraftan. Ayrıca burada da güzel böyle kumandalar için bir cep tarzı şey uydurmuşlar. Çok iyi olmuş bence. Çok yakışmış. Bunlar tabii gece uyuyunca direkt yıldızları izleyebilirsiniz. Veya işte yağmur sesiyle, atıkırtıyla çok güzel, keyifli bir zaman geçirirsiniz. Televizyon tabii ki burada. İstediğiniz açıya ayarlayabilirsiniz. Döngeli. Burası buzdolabımız. Şöyle Tedford'un
üçlü, üç sistemle çalışan. İster 12 araç hareketteyken, ister kamp alanındayken 24 veya gazla da aynı zamanda kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. İkili soba tercih edilmiş. 50 litre su deposu varmış. Suyumuz burada bu şekilde güzel, yeterli. Tüm ayarlar, ışık, aydınlatmalar, hepsinin düğmeleri burada. Burada bir hoparlör var bizim ayrıca. Aydınlatmalar bu şekilde, köşeden ve üstten. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle bir ışıkları açsak. Zaten güzel. Şöyle. Evet. Çok güzel. Önündeki bu çadır tarzı da çok başarılı olmuş. Dışarıda en azından böyle bir masanızı bırakabilirsiniz. Çayınızı burada içebilirsiniz. Steve otur. Hortumu bağlayayım ben. Sürekli suyum şebeke hazır. He. Sürekli gelirse motor basıyor yani. Bir motor değil. Normal şebeke suyunu. Bağlasan geliyor yani. Çıt bağladığım zaman bütün hiç şey. Donmadıktan sonra sıkıntı yok. Kamp yerlerinde sıkıntı yok. He, su deposu ya, tamam. Elektrik öbür tarafta. Diğer tarafta. Mover'ı çalıştıracağınız sistem var burada. Doğru, evet. Mover nedir? Mover hareket etmesi için karavanın önündeki. Bak şimdi, evet. Çalıştırdığın zaman kalorifer sistemi, evet, bütün banyo dahil her yere dağıtıyor. Cihaz bu. Dur bak şimdi, ben bunu yakacağım. Bak şimdi. Çakmağını çakıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ekşi dışarıda tabii. Bak şu dışarıdan elektriğe bağlanma meselesi. Elektrik buradan. He, evet. Çok iyi. Bağladınız mı? İçerisi 7/24 temin oluyor zaten elektriklerle. Yani 220'ye geçiyor. 220'ye geçiyor o zaman. Bunlar jel akü herhalde değil mi? Burada kullanılanlar? Yok, jel akü değil. Normal akü. Normal akü. Ne kadar yetiyor peki elektrik, dış elektrik kaynağı olmasa sizde? Eğer güneş görüyorsanız. Evet. Yani dışarıdan hiç elektrik almıyor. Buzdolabı olsun. He, öyle mi? Tüple çalışıyor zaten. He, doğru, tüple. Su tankları ne kadar acaba, su deposu? 50 litrelik su deposu var. Yetiyor mu 50, size kaç gün görüyor sizi? Yani 50 litre yetmiyor ama benim aracımda eğer farklı bir su olmayan bir yerdeysem artı depolarım var. Onları dolduruyorum pompayla. Karavan deposuna aktarıyorum. Bu 50 temiz su. Gri ne kadar? Gri su, tuvalet zaten kasetli tuvalet. Evet. Mutfak giderimiz içinde 25 litrelik bidonumuz, evet, var. Onu kullanıyorsunuz. Evet. Tamam yani. Yani bütün tamam. Enerji bunun bu. Bu. Her şey bu. Kaç litre bu? Bu 26 litre alıyor. 26. Ben mesela burada kalıyorum. Dönüşte bakıyorum. 11-12 litre falan yaklaşıyor. Evet. Bakıyorum akünün şeyi düşerse eğer, arabadan o zaman diyorum ki bir şarj edeyim. Elektrikten veya arabadan. He, arabadan da eder değil mi? Arabadan da eder herhalde. Arabadan etmez. Etmez mi? Etmez. Gücü yetmez. Peki yakıt sarfiyatı ne kadar oluyor arabanın çekmeyle beraber? Şimdi bu 2.2 motor. Evet. Normalde fabrika verileri şehir içi 11 litre, evet, şehir dışı 7 litre. Karavanda 10.5 litre falan yakıyor 100 kilometrede. Şehir içi. Yani şehir içi, şehir dışı herhalde karışık mı? Yani karışık. Aynen. 10-11 litre arası yakıyor benim. İyi, çok fazla yani değil aslında. Yaptı, çok iyi. Karavanda yakıyor. Aynen. Çünkü güçlü olduğu için araç rahat çekiyor. Rahat çekiyor. Zorlanmıyor. Şimdi normal bunun bir taksi. Yüksek devirlere geçmiyor pek fazla. Şimdi mesela 6 litre yakan bir taksiyle çeksen bunu, evet, o da 11 litre, 10-11 litre. Aynen öyle. Çünkü gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Şu kışın eksi kaça kadar normalde bunlar düşünülmüş, yani var mı tecrübe ettiğiniz? İmalatçının söylediği, satıcının -35-38'e dayanıklı diyor. Bayağı bir Sibirya kışlarında o zaman kullanılabilecek yani düzeyde. Soğuk ülke zaten. Evet. Paneller ona göre yapılmış. Doğru. Sandviçler içerisindeki şeyler camlar kalın. Camlar mesela çift cam bunlar. Aynen öyle. Evet. Karavan camları bunlar özellikle. Bunlar açılıyor değil mi efendim? Tabii açılıyor onlar. Çok
Dışarıdan görüyor musun? Hiçbir şey gözükmüyor. İçeriden aman şeffaf hepsi. Çok gördüm değil mi içeriye? Gördüm gördüm çok güzel. Bu böyle yıldızları zaten izlerken uyumak var bunun altında güzel. Yani minibüsün girdiği her yere bu araçla girelim. Niye? Evet. Hem 391'ler daha doğaya uygun, daha yüksek ve aracınız 4x4 olduğu takdirde hiçbir yere kolay kolay takılmazsınız. Değil mi? Normal ama gittiğinizde de 4x4 mü kullanıyorsunuz sürekli? Hayır, yoksa 4x2. Aynen, yeterlilik oluyor değil mi? Karlı, evet. Çamurlu alanlarda kullanıyorum. Ama normalde 4x2 rahatlıkla çekiyor. Ne kadar bunun dolu çekisi, kilosu? Yani kaç kilo oluyor? Karavan yüklü ağırlığı yüklü. 1300 kilo gelir. 1300? Evet. Yani bir tonun üzerinde yani. 1300. Sılarla. Yani gayet normal. Zaten bunların çekme kapasitesi 10 kat kat daha üzerinde. Yani aracın sıkıntısı. Çekme kapasitesi de yüksek. Evet. O yüzden zaten. Normalde sonra. Yani 3000'in üstünde çekme kapasitesi var. Güçlü bir araç. Dolayısıyla öndeki aracın ağır olması arkadaki karavanı daha iyi zapt ediyor. Tabii. Daha hakim oluyor ona. Daha güvenli gidiyorsunuz. Kesinlikle. Yani çekme karavanın en büyük dezavantajı otoyollarda tırların yanına geçerken biraz dikkatli olacaksınız. Türbülans yapıyor. Evet. Eğer aracınız da öndeki araç zayıfsa karavan bir salınım yapıyor. Sallanıyor. Evet. Ama öndeki aracınız ağırsa daha sabitliyor onu. Tabii stabilizatör de önemli karavanda. Evet. O da yalpayı aldı karavanı. 7. karavanınız. Evet. Adre'yi tercih ettim. Adre 391 PD Action. 2 kişilik bir karavan. Tam donanımlı. Çok da memnunuz. Çok büyük değil, çok küçük değil. Her türlü doğa koşulunda rahatlıkla konaklayabiliyorsunuz. Yalnız çekme karavanda 4x4 bir aracınız olursa daha emniyetli gidiyorsunuz. Kışın daha rahat ediyorsunuz. Her yere girip çıkabiliyorsunuz. Benim tercihim bu. Siz hem çekme karavan kullandınız hem motokaravan. Evet. Hangisinin artısı eksisi var acaba size göre? Şimdi motokaravanın artısı her şeyiniz bir anda toplayıp gidebiliyorsunuz. Fakat bir yere gittiğinizde bir motorunuz yoksa, bir ihtiyacınız olduğunda veya o bölgeyi gezmek istiyorsanız motokaravan da çok zor oluyor. Ama çekme karavan olduğunda bir yere park ediyorsunuz. Aracınızla özgür şekilde her yeri gezebiliyorsunuz. Benim tercihim çekme karavan. Çekme karavan daha özgürlükçü geliyor bana. Motokaravanı bir müddet, bir ay kullanıyorsunuz, bir tarafa çekiyorsunuz. Onun işte vergisi var, bakımı var. İkinci bir araca ihtiyacınız var. İmkanınız varsa tabii onu da yapabilirsiniz. Ama çekme karavanda bir tek yıllık muayeneniz var plakalıysa. Ki bence plakalı olmalı. İleride plakasızlar da problem çıkacak gibi gözüküyor. Bence çekme karavan. Sizin bu Adria kategori olarak normal araç B kategoriyle kullanabiliyor musunuz? Yoksa hayır, özel bir kategori mi gerektiriyor? B ehliyetiniz olmuş. B olacak. Yani bütün plakalı karavanlarda B ehliyetle çekemezsiniz. İşte 600-700 kilonun altında olan küçük şeylere galiba. Çekiyorsunuz ama bence hiçbir karavan 600 kilo altı değil. Yüklediğiniz zaman 800-900 kilolara rahat geliyor. Giderleri, suyu işte gris, suyu beyaz. Eşyalarınızı yüklediğinizde. Ama ilerideki bir denetimlerde bence sıkıntı yaşanır. Kesinlikle. Siz bir de karavanın önüne küçük böyle bir çadır tarzı şey tercih etmişsiniz. Bu sonradan mı acaba şey yaptınız yoksa kendi üzerinden mi geliyor? Sonradan alıyorsunuz bunu. Evet. Dışarıda soğuk havalarda rahatlıkla. Bir balkon gibi alanınız oluyor değil mi? Kış bahçesi olarak kullanıyorsunuz. Çok güzel. Çok başarılı. Önündeki çadırı şuradan buraylara geçirip bu şekilde üzerinden geçirebiliyorsunuz. Yani bunun ön tenteli olanları var. Bu da işte bu şekilde raylı direkt geçirebiliyorsunuz. Bunların hidrolikli böyle otomatik kendisi açılanlar da olanlar şey var vardı galiba değil mi? Atlak var da bu biraz altta kalıyor. Hem bir spor oluyor. Evet. Evet. Alt direkler oluyor değil mi? Onları kaldırıyoruz buradan. Evet. Ayakları kaldırıyoruz. Ondan sonra da mobiller zaten kendisi yürüyecek. Bunu tutamam. Böyle beraber gideriz değil mi? Şimdi mobilin kumandası geldi. Evet. Açtık. Oradan geçer değil mi köşeden? He.
şu elektrik sayesinde değil mi şey yapıyor kendisi evet, direkt? Evet, akü. Aküden. Bak oğlum, ne oluyor? Karavan kendi kendine gidiyor. Senin kumandalı araçların var ya. Bak ona benziyor mu? Git bir yakından baksana, kendisi yürüyor bak. Son sürat bu değil mi? Son sürat bu abi. Orada kaldık. Yok işte. Güneş değil. İstediğiniz yere güneşi götürün böyle. Çok rahat maşallah. Çok kolay. Pratik. Uğraşmayayım bir de. Evet, hazır. Tamam, basma. Tamam, basma. Nasıl basma? Efendim. Anneannem. Biraz ortamı değiştiriyoruz. Orası çok soğuk. Anneannem. Göle yakın olmak istedik. İnternet olayı var mı sizde acaba arabada var. Yoksa? Var değil mi? Güzel. Var, modi şeyi var. Turkcell'in 100 GB he. Şeyi var. Aç şimdi. Gri ile kırmızıya bas, aç. Tamam. Tamam, bırak öyle kalsın. İnşallah bulur. Ağaçlar açıklıkta var. Burası bir de. Ağaçlar var ya. Direkt şeyi göremiyorum. Kaç senedir artık motokaravan, çekme karavanla? Ben 6 yıldır yapıyorum. 6 sene vay be. Motokaravanla da başladım. Ama işte yapımdan dolayı çekme karavan bana daha uygun geldi. Avrupa karavanları tercihimiz daha donanımlı. Her türlü ihtiyacınızı rahatlıkla giderebilir. Doğada minimal bir hayat yaşıyorsunuz. Biz çok mutluyuz. Emekli olduktan sonra hayatımızın büyük bölümünü karavanda geçiriyoruz. Havada mı kalıyor o teker? O da krizi arka ışıkları yansıtması için arabanın aynısıyla ışıklar. Emniyet. Evet. Karabinayla direkt. Yukarı. Şuradaki boşta mı kalıyor? Hangisi? Şu tarafı. Emniyetin burası. Bu çektiği zaman. He ona geçecek. Anlaşıldı. Evet. İşlem tamam. Hadi geçmiş olsun. Yolunuz açık olsun.